hazır bir İslam alanında ne bende? Ozum düşünceğim etmem, hazır Suriye'nin atorluğu yönetmenin de. Bir iki de gigimun memleketle var bu devletler. Yani kimle genel okumumuzu şu devletlerine ya, İslam memleketi, İslam alanını birleştiğinden korkarken ha misal? Doğru mu şu nerede? Elbette. İslam alanını birleştirse, şu nerseden korkturup, memleketi nerseden çıkartıp duruşardı. Bir önümde çıkartıştı Fransa'nın bir prezidentini. Kegin, başka maçtaki mayna uçuluyum, maçtaki İslam birbirini uldur yaptı, çıkartış yaptı. Albatta. Masalan, İslam degan kalimani yoniga terror degan gapni qo'shish bu qasddan qilingan taktika. Haligi zehn kontrolini bir uslubi bu. İslam terror dini. Terror İslam. İslamda terror. İslomiy terror. İslomiy terrorchilar. Bu gapni qaytaraverish oqibatida İslamdan bexabar odam İslam deganda zehn orqasida terror shakllari yapti. He, bu signal adamlarga nisbatan İslam'ga atrisatinli yani karşı reaksiye uygatı yaptı. Bu bizim içimizde imam dese, alim dese, ilim dese yoniga saray müllesi, eşek, murtad, bular kafirlarga hizmet kıladı, tağutga hizmet kıladı degen gapni kasttan işletçi yaptı. Kafirlerin taktikası bu. İslam terror degan gapni qo'zg'ayotgan ko'p takrorlanishini xohlayotganlar musulmonlar emas. Boshqa din vakillari, din vakillari ham emas, siyosatchilar bular. Bular islomni parchalashni xohlaydi, islom birlashishini xohlamaydi. Siz bilan men salom alik qilib yuribmiz. Siz meni yomon ko'rishingizni xohlaydi. Meni eng yaqin do'stimni menga dushman qilish xohlayapti. Men sizga bitta misol keltirdim. Bu aynan butun olamda davom etayotgan narsa. Men o'zimni misolimni keltiryapman. Bitta ikkita shaxsning o'rtadagi gap butun boshli davlatlarda qilinyapti bu ishni. Saudiyani Amerika to'xtamasdan qo'llab-quvvatlab turibdi. Nimaga? Turkiya bilan birlashmasin, hech qachon birlashmasin. Trump rasman gapirdi, rasman. 3 kun himoya qilmasam yiqilasan dedi. Saudiyani. 3 kun himoya qilmasam qulaysan dedi. Qitirjay o'tiribdi oldi dedi. Rostami? Himoya qilib o'tiribdi. U bizning himoyamiz inson huquqlari, demokratiya, ular hammasi bo'sh gaplar. Qanaqa inson huquqlari, qanaqa demokratiya? Turkiyani ichida Istanbulda elchixonada, arablarning elchixonada, elchixonasida qoshiqchi degan odamni yo'q qilib yuborishdi, yo'q. Buni o'qidinglar? Jurnalistni. Amerikada New Yorkda o'zi turk xotinga uylandi bu. O'zi saudiyalik jurnalist, muxolif jurnalist. Saud oilasiga muxolif. Amerikada New Yorkga kelyapti. Bu o'yinni qarangda. New Yorkga kelyapti-da, uylanmoqchiman turk xotiniga, menga pasport beringlar. Desa, Turkiyani New Yorkning elchixonasi aytayaptiki, bu masalalarni biz hal qila olmaymiz. Nima qilasiz? Siz Istanbulga boring deyapti. Uni Istanbulga yo'naltirishyapti. Qoshiqchi İstanbul'a kelyapti. İstanbul'a kelar ekan Saudiya'dan 50 ta eleman, 50 ta agent alohida samolyot bilan İstanbul'a qo'riyapti. Alohida samolyot. Bu alohida samolyot nima degani? Turkiyaga kelib ketganligi qayd qilinmaydi degani. Charter, charter reis kiradi, chegaradan kirmay chiqib ketadi degan. U kiryapti-da, maxsus boshqa pasport bilan kirib elchixonada tayyor kutib o'tirishdi. Qoshiqchi kelyapti, qoshiqchi xotiniga telefonni beryapti, qo'lida soat. Soat bilan telefon aloqada. Kiryapti, ichkarida ovozlar bor, 15 minutga yaqin ovozi bor. Bo'lmanglar, meni nafasim qisyapti, deyapti. Jassimiz ekansan, sandan yaxshi kabob chiqadi. Hamma gapni gapirishyapti, xullas uni so'yib o'ldirishyapti ichkarida. O'ldirgandan keyin qidir-qidir bo'lyapti, yo'q. Jasad yo'q. Jasad yo'q. Jasad topilmasa jinoyat ochilmaydi. Yok qo'nishgan. Hozirgacha ma'lum emas nima qilishgan. Yoqib tandirda yoq qilib kulini tashab yorishdimi yoki kislotaga solib eritib suvga yo'q, topisha olmayapti. Boshlandi skandal. Turkiya Saudiyaga bosim o'tkazdi, hamma narsa qilib yopdi, Tramp chiqib turib tarafini oldi. U Turkiyani Saudiyani shahzodasini birinchi himoya qilgan odam kim? Yo'q. Rasman nomini aytib chiqqan odam. Taxmin qilingchi? Netanyahu. Kim?
Netanyahu. İsrail baş vaziri. Çıkıp bu insan hukukları biz siz tamamız dedi. Mana şu saroyga xizmat qilyapti haliga odamlar. Sünnetini, şeriatını deyatken adamlar. Mana şu ıhtılafke hizmet kılıyordu. Siz deyatken gel, %100 doğru. Birleşini haklamaydı. Birleşse, siz bilen ben birleşsek, dünyanı doğru yolla fırsatı alayımız. İki de adam birleşip, Irak devletini kuruyordu, öyleyin. Gertrude Bell, bunu dersten keyin ana kadar okuyorlar. İnternetten kadar tapıyorlar. Hemen informasyasını kuruyorlar ki ben aitken informasyaya çalıştırıyorlar. Daim onlarını maktab informasyaya verişedi. Değil mi? Bunun tarafdarları toldurgan informasyalarını. Lekin aslı da İslam ümmetinin cigarını soğuruvagan hatın şu. Gertrude Bell. Gertrude Bell.